Efendim bugün farklı bir evin kapısına çalmak üzereyiz. Hepinize sevgiler sunuyoruz. Programımızın adı Lütfen Artı Bir. Bir kişi farklılık yaratsa zincirleme olarak topluma ulaşır ümidiyle bu ismi koyduk efendim. Bugün Nilsürer de aramıza katıldı. Programın bir bölümü kendisi sunacak. Ve biraz sonra da sokak röportajları yapacağız. O da size bir farklılık yaratacak. Evet, sevgili Seyfi Dursunoğlu'nun evindeyiz. Bakalım onunla ne konuşacağız, ne sürprizler olacak. Hep beraber izleyelim efendim. Yapar mısınız? Ne tarz el işleriyle uğraşırsınız? Huysuz Virgin'i yani Seyfi Dursunoğlu'nu tanır mısınız? Bu sorularımızın cevabını işte sokaklarda arıyoruz. El işi yapar mısınız? Yaparım evet. Bunlar ne tarz el işleri oluyor? Ya dantel, boncuk işi falan öyle işler yani. Genç kızımızdan beri yaparız yani çeyizimizi yapıyoruz. Bu haftaki konuğumuz Seyfi Dursunoğlu, evet. Yani Huysuz Virgin. Evet. Onun da el işine olan merakından haberiniz var mı? Var var, seyretmişim. Evini gösterdi hatta. Evi gerçekten çok evet, güzel bizde. Kendim yaptım demişti zaten. El işi yani güzeldi, perdesine kadar yapmış yani. Her hanım gibi boş zamanlarımda. Yazma diye tabir edilen oya kenarları, işte kenar oyaları yapıyorum. Ondan sonra dantel, havlu kenarı olabilir. Tepsi örtüsü. Yani el işi örgü olarak da oğluma bere örmüştüm en son. Yelpaze fazlasıyla geniş o zaman. Yani bildiğim kadarıyla peki, icra ediyorum. Peki bunlar hani tamamen zevk amaçlı mı yoksa gelirinize katkısı oluyor mu yaptığınız el işlerinin? Yok, zevk amaçlı. İhtiyaç giderme, zaman doldurma, biraz da stres atma. Aa, çok güzel. Aynen. Lütfen Artı Bir programının bu haftaki konu Seyfi Dursunoğlu, Huysuz Virgin. Kendisinin de evine gittik. Evet. Seyfi Dursunoğlu'nun el işiyle ilgili olan özel yeteneğini biliyor musunuz acaba? Bir programda izlemiştim. Kırlent tasarlıyordu. Güzeldi. Yani bir erkeğe göre. Bence harikaydı yani. Yapıyoruz. Peki bunlar ne tür el işleri? Tülbent oyalıyoruz, dantel örüyoruz, çeydik örüyoruz. Bunları sizin bütçenize maddi katkısı olması için mi yoksa vaktinizi geçirebilmek, stres atabilmek için mi yapıyorsunuz? Bazen maddiyet için, bazen hediye olarak yapıyoruz. Bu hafta Huysuz Virgin'in evine yani Seyfi Dursunoğlu'nun evine konuk olduk. Kendisinin de el işlerine olan yatkınlığını ve merakını biliyor musunuz? Yok, bilmiyordum. Eskiden genç kızlık dönemlerimde çok güzel kaneviçe işlerdim. Yani işin uzmanıyım. Profesyonel bir şekilde kaneviçe işlerim. Örgü çok az, dantel çok az ama kaneviçeyi çok güzel işlerim. Bunları tamamen boş zamanınızı doldurmak, strese atmak için mi yoksa size maddi destek sağlaması için mi yapıyorsunuz? Şu an el işi yapmıyorum. Şu an dış ticaret firmasında çalışıyorum. O genç kızlık dönemimizde bizim yetişme tarzımızdan kaynaklanan işte annelerimiz bize çeyiz birinci planda, hani genç kızlara birinci planda hep çeyiz yapın, çeyizinizi hazırlayın. O şekilde ben öğrendim ama şimdi ben o geçmiş, o geleneksel düşünce yapısına karşıyım. Seyfi Dursunoğlu'nu tanıyor musunuz peki? Seyfi Dursunoğlu Show TV'de bir ara çıkardı. Huysuz Virgin. Evet, Huysuz Virgin. Bu hafta onun evine konuğuz. Peki onun el işine olan yatkınlığından haberiniz var mı? Yok, haberim yok. Değerli izleyiciler, çok özel bir evde, çok da özel bir dostum diyebileceğim kişiyle birlikteyiz. Evet,
Görüyorsunuz benim hayvanları ne kadar sevdiğim belli oluyor. Bana geliyor hemen. Yıllardır bizim de böyle bir kuşumuz vardı. Adı Bücür'dü. Kanaryaydı. Evde dolaşırdı. Bücür beni bulamaz mı derdim. Hemen saklanırdım. Gelir beni bulurdu. Evet değerli... Beyefendi benimle röportaja geldiniz. Kuşumu anlatacaksınız. Evet Seyfi Bey'in evindeyiz. Bir kez daha. Daha önce de sağ olsun bizi misafir etmişti. Ve bu güzel ev... Benden biraz korkuyor aslında ama korkması için bir sebep yok. Çünkü ben onu cidden çok seviyorum. Her yerde, her fırsatta söylüyorum. Ve burada bizi bugün misafir ettiği için özellikle hepimiz epey kalabalık geldi. Teşekkür ediyoruz. Rica ederim. Mecburen tabii ki rica ederim diyeceğim. Benim evim bu kadar kalabalığa alışık değildir. İki parti gelseydiniz. Bir dahaki sefer gene mi geleyim? Gene gel, hep gel. Sağ olun. Zaten televizyonda program alan ilk bana geliyor, ne hikmetse. Ama reytinginiz yüksek. Reyting değil, bedava çalıştığım için. Siz bir şey vermeyi düşünüyor musunuz? Ama o kadar güzel hediye getirdik. Hediye geldiyse fiyatı düşersin. Olur. Evet efendim, böyle bir şakayla başladık. Şimdi... Özellikle şu soruyu sormak istiyorum. Bana bazı sorular da verildi ama ondan önce daha değişik olsun diye. Buraya ilk gelişimde çok hoş bir köpek vardı kocaman. Hmm. Onunla da çok iyi anlaşmıştık. Sanıyoruz onu kaybettik değil mi? Evet ama veteriner yani devamlı bakan, köpeğe bakan veterinerim. Bir köpeğin, bir kurt köpeğin 15 sene yaşaması vaki değildir dedi. Çok iyi bakmışsınız dedi. İşte bütün iri köpeklerde daha ziyade oluyor. Belden aşağısı tutmuyor. Evet. Bunun da öyle oldu. İlaçlarla biraz daha idare ettik. Kurtlanmaya başladı. Tek yapacağım şey maalesef benim kararım değil tabii. Veterinerin kararı. Uyutmak. Ötenazi yapmak zorunda kaldık. Hala da üzülürüm. Evet. Ne yapalım? Evet. Ben de biliyorsunuz evimde şu anda iki kedi var. Ajda gibi böyle 100 dolar verip İran kedileri almıyorum. Kendi kedilerimi sokaktan aldım. Ama onlar da... Lokantalardan, tabakların içinde kalanları alıp götürüyor. Götürüyorum. Ay zavallı kediler. Niye? Ben özel koyun kesiyorum. Koyun kesme bir daha. Ona da karşıyım şey, yani. Pardon, hastalanmış koyunları kesiyorum. Koyunun ne kabahati var yani? Ayol böyle... sana kalsa yeme, içme, giyinme, yatma, kalkma. Ama koyun zaten Mayıs bağlarda kesiliyor. Affedersiniz yani... bu giydiğiniz elbisenin evet. İpliği koyundan gelmiyor mu? Ama koyunu öldürmüyorlar ki onun için. Ya ne yapıyorlar? Onu şeyini alıyorlar tüylerini tekrar pamuk olarak kullanıyorlar. Yani bana bakan... Beni gören ve gözleri olan, kalbi olan hiçbir şeyin ölmesini istemiyorum. Benim için en azından. O zaman dünyada yatacak yerimiz kalmaz. Niye? Birileri gidecek, birileri gelecek. Ha, insanlar ölsün zamanı gelince. Onlar taraftar mı? Ben de çok fazla yaşamak istemiyorum. Sen insanları sevmiyorsun. Yani bilmiyorum. Bak Almanya'nın Ulm şehrinde bir hayvanat bahçesi var. Geziyorsunuz kafes bir kafese geliyorsunuz. Üzerinde Almanca şöyle yazıyor. Dünyanın en tehlikeli hayvanı. Herkes arıyor. Gefelik Almancası. Sağa sola bakıyorlar. Hayvan falan yok. Sadece bir ayna var o kadar. Bir ayna. Aa kendini görüyor. Evet. Peki ben bir şey söyleyeceğim. Siz bu kadar iyiliksever, yardımsever osunuz musunuz? Habire seyahatlere gidiyorsun. Dünyanın parasını harcıyorsun. Oraya vereceğim parayı bir fakire versene. Vallahi billahi çok az harcıyorum. Ucuz yerlerde kalıyorum. Pansiyonlarda bakkaldan gidiyorum. Biraz ekmek, biraz peynir. Bir de muz alıyorum. Öyle idare ediyorum. Bir uçak parası. Ama şunu dersen uçakla uçarak... Benzin harcıyorsun dersen haklısın. O zaman? Onda haklısın. Gitmeyeyim yani. Koca profesör bunu yaparsa biz yani, yapmışız çok mu? Dışarıda da hiçbir şekilde israf yapmıyorum. Bak senin için özel giyindim. Bunu da 30 yıldır giymiyordum ilk defa belli giydim. Belli zaten artık iliklenmiyor düğme. Ne yapayım ben tamam babamın kıyafetlerini giyiyorum. Ama sen de bunu üretiyorsun değil mi? Var benim iç çamaşırlarımı vereyim sana. Ben seve seve giyerim. Giderken alayım. Evet. Vücudunuzu bağışladınız. Çok hoşuma niye gitti. Niye vücudum sizi bu kadar enterese ediyor ki? Yani istifade etse ben de düşünüyorum. İstifade etmeyi. Hayır. Belki de, yani sizden zaten vücudumuzdan aslında hayvanlar istifade ediyor biliyorsunuz. Belli bir dönemde belli hayvanlar vücudumuza tabii. Girip her organı yiyorlar, değerlendiriyorlar. Evet. Hatta gözlerimize girip yavrularını yapıyorlar falan. Zaten vücudumuz aslında toprağa gömülünce de hayvanlara dönüyoruz öyle değil mi? Evet. Ama siz bunu tıp fakültesinde özellikle öğrencilerinde evet. Zorlanıyorlar.
bunu isimli insanların yapmasında fayda görüyorum. Evet. Yani layıktan bir insan vücudunu bağışlarsa fazla insanları enterese etmez dinleyenleri, ama bir isim olan, sevilen bir isim olan birisi vücudunu bağışlarsa daha bir insanları enterese ediyor. Daha bir düşünerek hareket etmek mecburiyetini hissediyorlar. Bunun için yaptım. İyi yaptınız. Eskiden okurduk böyle zor mezarlara girerlerdi. Gizli gizli çalarlardı bu amaç için, tıp fakültelerine satmak için. Siz bunu gönüllü olarak yaptınız. Ondan dolayı özellikle teşekkür ederim. Ve burada tabii bu güzel evde diyor ki bana sevgili Seyfi, evime laf edeceksin diyor. Hiç etmem. Çünkü bu bir müze gibi bir ev. Ve bunu yanılmıyorsam daha sonra Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne bağışladınız. Evet. Bundan güzel bir şey olamaz. Bütün kalbimle teşekkür ederim. Onun için hiçbir şekilde evinize bir şey söylemem. Merak etmeyin. Çok tutuyorsun kendini. Yok. Her şeye itiraz etmeye alıştığın için artık dilinin kemiği yok senin. Ağzına gelen her şeyi söylüyorsun. Ama sonu kavga olur, ama sonu hadise olur, ama sonu dayak olur, mühim değil. Ne yapayım, ama hep çizgimi korudum. Sen de öylesin benim gibi. Herkes senden de korkuyor. Dediğini söyleyebilir, size eve almaz diyorlar. Bak aldın evime de, teşekkür ederim. Senle biz uyuşuyoruz birbirimize yani tip olarak. Ben de söylerim, sen ona de söyle. Ona şey denir. Ne denir? Anamın zamanında lehimcinin arkadaşı kalaycı. Değil mi? Evet. Evet, şimdi... Güzel, kaliteli geçiyor mu konuşmamız? Yoksa biraz huysuzlaşıyor mu? Yok, huysuzlaş. Benim için fark etmez, alışırım. Neden Çengelköy'de yaşıyorsunuz diye bir soru var. Öyle yazmışlar. Etiler çok pahalı, onun için Çengelköy'e. Buradan güzel yer var mı? Sakin, sessiz, burnumun dibinde insan yok, caddelerimiz geniş. Belediyemiz eksik olmasın, gayet güzel bakıyor. Çok memnunum faaliyetlerinden. Yani asude bir yer. Ben kalabalıktan nefret ediyorum. Biliyorum. Daha çocukluğum önce... Beylerbeyi'nde geçti. Oraya da yakın. Onun için Çengelköy'ünü tercih ettim. Ne güzel. Bu arada tabii bir hatırlatma yapayım. Sağ olsun bir defa Türkiye Gezginler Derneği'nin toplantısında kendini ağırladık ve hiç unutmuyoruz. Şimdiye kadar çok ünlüler geldi gitti ama Seyfi Bey 500 lira mıydı? Bir uyduruk kontrplan ne resim yapmışlar. Karının ağzı çarpık, burnunu çarpık. Bana dediler ki bunu sat. Kimse almaz. Kimse helasına bile asmaz o resmi. Satılmayacak, 2 saat ayakta kalacak. İyisi mi ben alayım dedim. Verdim 500 lira. Pek sevdiler beni. Hala anlatılıyor. Bir de derler Seyfi Bey'in eli sıkıdır falan derlermiş arkandan. Terbiyesizler. Onun için... Bunu hep söylüyorum. Ama ben bunu diyorum. Elim sıkıydı. Evet. Ama memuriyetten, 40 yaşında memuriyetten sanatçılığa geçtim. Evet, evet. Ya sanatçılık devam etmezse açlıktan sürüneceğim. O aldığım paraları hep biriktirerek harcadım. Yani bir kısmını harcadım, çoğunu biriktirdim. O dönem öyleydi. Hayatınızda kürk giydiniz mi? Kürk? Kürk. Hakiki hayvan kürkü. Hayır. Giymediniz. Çok teşekkür ederim. Yani hayvanlara acıdığım için değil. O parayı verip kürk alamadım. Eyvah, olmadı şimdi. Biz bununla mücadele ediyoruz. Biliyorsunuz bir de benim yakın dostum var, Brigitte Bardot. Sık sık mektuplaşıyoruz. Bu konuda kendisine teşekkür ederiz. O da güzel işler yaptı. Bence güzelliğinden çok şu anda yaptıkları daha güzel. Hayvanlar için çalışıyor. Bizim en çok sevdiğiniz yanınızda bütün bu evdekileri detay çekmiyoruz. Çünkü daha önce çekildiği için evet, evinizden ama. Evet, yani bunlar hepsi el becerim. Yani ben bunu çok takdir ediyorum. Üreten insanlara bayılırım. O param gitmesin diye. Yok değil. Çivriliğimden kendim yapıyorum. Bu zevki verecek olan şu abajura yakın plan çeker misin? Bak abajurla örtü aynı. Aynı kumaşta. Evet. Yani bu da öyle galiba. Binderler de öyle. Kumaşım bu kadardı. Bir perdeci arkadaşım var. Birine perde dikmiş, artmış. O artan parçayı verdi bana. Bunları yaptım. Değerli Atatürk'ümüzü de görüyoruz orada. Onu da el emeği. Onu da ben yaptım. Evet. Buradan hemen önünde saygıyla eğiliyoruz değerli atamızı. Eğer atamız olmasaydı hiçbirimiz burada olmazdık efendim. Eğer burada hepimiz şuradaysak Atatürk sayesindeyiz. Aa canım tabii. Bunu hemen tabii. Burada bir kez daha tekrar etmiyorum. Her konferansımda da dile getiriyorum. Evet. Bir gününüz nasıl geçer? Sabahleyin kalkarım. Nemrutumdur. Kimseyi görmek istemem.
Kahvaltıda ne var? Tabakları iterim, kakarım. Fazla yiyemem. Mesela domates yemem. Çünkü domates koyunun gübresiyle sulanıp büyüyor. Onun için domates yemem. Hormonlu mu olsun istiyorsun? Hormonlu olsun değil. O hayvanın... Hayvan yiyor. Evet. Çıkarıyor. O çıkardığı daha iyi işlerde kullanılsın. Gübre olmasın. Senin düşüncelerin bunlar işte. Evet, evet, kötü bir şey değil hayvanın gübresi. Evet. Çok daha kıymetli evet. Suni gübreler yerine. Onun için domates yemiyorum. Gübre koyundan çıktığı için yemiyorum. Yani koyunun... Tam anlayamadım bu tarafı da. Ben de anlamadım. Ben de sen ters konuşayım istiyorum. Beceremiyorum. Estağfurullah. Evet, sonra kahvaltıda mesela ekmeklerini yemeden ekmek bırakır mısın? Hiç. Hayır, veya ekmek yemem. İsraf olur mu evde? Yok, olmaz. Olmaz. Sen öyle bir aileden geliyorsun ki... Memuriyetten geldim, yapmazsın ben parasızlığın ne demek olduğunu bilirim. Köpeğim varken çok iyiydi ama. Ona veriyordun. Artan her şeyi verebilirdim. Şimdi öyle yapamıyorum. Ne yapıyorum? Ben yemeye çalışıyorum. Arttırmamaya çalışıyorum. Mesela benim babaannem Kayseri'de yaşardı, gelirdi. Ben de o zaman işte... Marif Koleji'nde öğrenciyim. Kardeşim de hayattaydı. Oradan koş arka bahçeye su dök, hayvanlar su içsin derdi. Babaanneme çok kızardım. Apartmanın alt katına gitmek çok zordu Seyfi. Anahtarları aç, ışıkları bul, kapıcıyı bul. Dökerdim, bakardı, kontrol ederdi, gelirdi. Şimdi en mühim şey susuzluk biliyorsun. Bakın bugün de yağmur yok. Yani bazen bir şeye dayanamıyorum. Geliyor bir sosyetik kadın, şöyle çıkıyor. Ay yağmur yağıyor diyor, felaket gibi. Halbuki o hayvana, hayvanların, bitkilerin, tabii ki. Çiftçimizin, tabii. Hepimizin ihtiyacı var suya değil mi? Tabii ki. Yağmuru sever misin? Ben yağmurlu kapalı havayı çok severim. Çok güneş, artık belki yaşlandığım için güneş ışığına falan da bakamıyorum. Gözlerim de bozuldu. Ama yağmurlu hava bana büyük keyif verir. Hatta yağmurlu havada havuza veya denize girmeye bayılırım. Böyle çok yağdığı evet, zaman denize girdiniz mi? Yaptım. Yaptım. Çok, ben de çok severim. Onun için burada herkese seslenelim. Yağmuru sevin. Suyu sevin. Suyu hayattır. Suyu kullanırken dikkatli olmalarını ikaz edelim. Yağmuru sevsek de sevmesek de Allah'ın bildiği iş o yağacaktır. Evet. Yeter ki suyumuzu İsraf dikkatli etmeyelim. Kullanalım. O çok mühim. Benim bir arkadaşımın evinde yazlığı var. Bazen giderim. Suyu dibine kadar açarlar, jar jar bulaşıkları yıkarlar, o su jar jar akar. Gider kaparım, bak bunu yok olduğu zaman çok arayacağız. Dikkat edin diye de tembih ederim. Kendim de çok dikkat ederim. Evet, ileride belki de su, dikkatli dinleyin, altından daha kıymetli olacak. Ben mesela bir kaba koyarım, meyvelerimi orada yıkarım. Defalarca, ondan sonra da onu da su, çiçeklere dökerim. Bir anım var, onu seninle paylaşayım dedim. Bir gün Bedia Muayit tanışmış mıydın? Tanıştım. Vasfi Rıza Zobu. Tanıştım. Vasfi Rıza Zobu ile sevgili Bedia Muayit bir gün değerli Atatürk'ümüzün anıldığı bir toplantıya gitmektediler. O zamanlar tabii sık sık benzin istasyonu yok. Onlar da bir kirlilik tabii şimdi çok sık oldu. Ve Vasfi Rıza'nın tuvalete gitmeye ihtiyacı olmuş. Bir şey de bulamamış. Arabayı park etmiş. Yeşilköy'ün o zamanlar tabii oraları dolu da değil. Gitmiş. Bir süre sonra gelmiş. Bu arada acelesinden önünü ıslatmış. Bedia Muayit de dikkatli dikkatli bakmaya başlamış. Gördüğünü anlayınca izahat vermek istemiş. Demiş ki ay sorma Bedia demiş. Söyle çıkınca yağmur başladı demiş. O da demiş ki evet sen onu bulana kadar demiş mevsimler değişiyor demiş. Böyle bir daha edepli bir şey anlatmanızı tercih ederim. Hiç olmazsa yaşıma hürmeten. Neresi için sormuş o suali? Sen demiş onu bulana kadar mevsimler değişiyor demiş. Böyle bir anım var. Bunu not ettim. Evet, bizler için çok değerli bir sanatçısın. Eğlence, tiyatro, müzik, sinema ve Türkiye'yi geçtiğimiz yıllardaki nasıl değerlendirirsin? Birçok yeniliklere sen başladın. Onu biliyorum. Ben yıllar önce senin gece kulüplerinde de izlemeye gelmiştim. Yenilikleri sen yaptın. Son yıllarda bu eğlence hayatı nasıl buluyorsun? Geçin. Valla son yıllarda eğlence hayatı diye bir şey kalmadı. Gazinoların bitmesiyle gece kulüpleri gibi yerler revaçta. Oraya da kapıdan içeri girmeye bile tahammülüm yok. Çok yüksek bir müzik, evet. Çok gürültü, havasız yerler
yani daha bu nezihti. Şimdi bütün gençler rahatsız olacaklar benim bu lafımdan. Her yaşlı için aynı şeyi söylerler. Evet. Bizim zamanımız daha iyiydi. Hakikaten daha iyiydi. Daha nezihti. Bir gazino diye bir şey var. Tabii televizyon her şeyi öldürdü. Ama çok işime yarıyor. Bacağımı altıma alıyorum. Devamlı televizyon seyrediyorum. İstediğim filmleri görüyorum. İstediğim haberleri oturduğum yerde hiç rahatsızlık çekmiyor. Yorulmadan eğlenebiliyorum da. Daha evet. Güzeldi. Şimdi sevgili Eray burada oturuyor. Dedi ki ben bir gün dedi Seyfi Bey'in dedi bir programını seyrediyordum dedi. Bir kızcağı çıktı dedi. Ona dedi söylemediği lafı bırakmadı dedi. Kız da şaşkınlığa uğradı dedi. Dedim Huysuz Vision budur. Yani bunu bu şekilde kabul eden gelir, kabul etmeyen gelmez. Bir dakika. Öyle durup durup seyirciden hiç tanımadığım, bilmediğim bir şey değildi. Onun bana izahını... Hayır, bir yarışmaymış, yarışma programında. Ha. Yani kızı hiç beğenmemişsin, işte gerizekalı falan demişsin. Dedim ki bunu kabul edeceksiniz. Dur, orayı ben tam anlatayım. Bir elbise giymişim. Evet. Elbisenin arkasında da böyle bir kuyruk gibi bir şey var elbisenin. Ama o hareket edeceğim için o takma olsun dedim. Çıkarıp takabileyim onu dedim. Çıktım. Tam böyle dönüyorum. Takıldım. Düştü. Bu kadar bir kız çocuğu. Anasının yanında bu kadar bir kız. Kuyruğu düştü. Yani bu kadar rahatlıkla bir sanatçıya kuyruğu düştü diye bağırabilir mi? Yani delirtmek nasıl evet. Hatırladım. Evet. Çünkü ben eğer bana gelen bir insanı rahatsız edecek şekilde hareket edersem o zaman ben sanat yapıyor olmam. Hakaret ediyorum olur. Hayır, olay o değil. Evet. Hem hafif dokunduracaksın. Karşındakini rahatsız etmeyeceksin. Bütün seyredenleri de güldüreceksin. Bu çok zor bir basın. Tabii. Şunu sormak istiyorum. Heykel. Mesela Çanakkale 250 bin kişi kaybettik Çanakkale'de. Onlar için bir anıt yapıldı. Bir de buraya bir futbolcu geldi Brezilya'dan. Geldi Türkiye'yi sömürdü gitti. 250 bin dolar da özel jetiyle gitti. Bir de arkadan onun için heykel yapıldı. Acaba oradaki Çanakkale'deki 250 bin şehitimiz kemiklere sızlamadı mı? Heykel herkes için heykel yapılmalı mı ki? Yalnız o heykeli Çanakkale heykelini devlet yaptırdı. Evet. Buna bunun heykelinin parası bağlı olduğu spor kulübünden herhalde doğru. Verildi. Onun için yani bunlar çok özele giriyor. Ben bu sualinizi çok zekice bulmadım. Ama bana deseniz ki evet. Çanakkale'de yapılan heykel tamam kabul. Bir de o yıkılan bir heykeller var iki tane. Onun için ne düşünüyorsunuz derseniz yorumumu yapabilirim. Ama bundan bunu mukayese etmeye kalkarsanız ben yorum benim yapacağım. Sorum şöyle. Herkes için heykel yapılabilir mi? Yani bir devletin müsaade bir heykel için... Şimdi yavrum, yani beni çok seven bir evladım olur. Evet. Ben ölürüm, benim heykelimi yapar. Yani ona kimse bir şey diyemez. Çok özel olur o. Hayır ama sizin bahçenize yapabilir ama... Yani herhangi bir yere bir heykel dikmek için bir karar çıkması lazım değil midir? Mesela gidip bir parka herhangi bir futbolcunun heykeli dikilebilir mi? Herhalde bir izin alınması lazım. Onu anlatmaya çalışıyorum. Hı-hı. Yani bu ülkeyi dünya çapında tanıtmış... Ülkesine faydalı olmuş veya ülkesi için bir şehit olmuş insanlar için olması gerekir. Şimdi siz gidip Varşova'nın ortasına herhangi bir futbolcunun heykelini dikebilir misiniz izin almadan? Ona kim karar verir? Belki ona belediye meclisi karar verir. Ama bunun da herhalde izni alındı. Niye var? Gittiler gittiler. İzin veren insanları mı tenkit ediyorsun? Evet yani tenkit ediyorum. Tenkit ediyorum. Yani bu kadar değerli insanımız varken niye bir futbolcu için, yabancı futbolcu için, Türkiye'de vergi vermeden... Çok veya bir sene vergi vermesi olan bir futbolcu eğer ülkeye gidip gidiyorsa ben onun için heykel dikilmesine hiç sıcak bakmadım diye düşünüyorum. Daha önce de konuştuğumuzda gezmeyi çok sevmediğinizi, evinize bağlı olduğunu söylediniz. Sevgili arkadaşınız söylediniz. Öyle büyüdünüz. Beylerbeyi'nde babanız değil mi? Çok fazla dışarıya bırakmazdı sanırım. Geniş bahçemiz vardı. Evet. Ne istiyorsanız bahçede yapın. Sokaklara çıkmayın. Ben ailemin de pikniğe gittiğini bilmem. Ha bir gün şeftali ağacının altında oturur kahvaltı ederdik. Bir gün erik ağacının altında öğle yemeği yerdik. Ama sokaklarda bir yerlere hazırlanıp da pikniğe gittiğimizi bilmiyorum. Tabii onun için çocuklar ağaç yaşken eğilir derler. Biz de ne gördüysek onu devam ettiriyoruz. Otomatikman devam ettiriyoruz. Ben niye sokaklara çıkayım? Şimdi sanatçı oldum. Gelen öpüyor, giden öpüyor.
Sarımsak yiyen de öpüyor, soğan yiyen de öpüyor. Artık bir geliyorum türlü gibiyim. Onlardan da rahatsız oluyorum. Peki sevgiyi nasıl bağlıyorsunuz? Herkes sizi seviyor. Yani biliyorsunuz ben olduğu gibi konuşuyorum. Bu kadar zamanda tanıyorsunuz. Evet, ondan eminim. Yani siz eminim. Deyince bir yenilik yaptınız. Oldukça zor bir işi başardınız Türkiye gibi bir ülkede ve çok sevildiniz. Evet. Sizi benimsediler. Aslında Zeki Müren de böyleydi. Evet. Yani aynı şey Zeki Müren de bu toplumda becerdi. Demek ki halkımız belki de doğallığınızdan dolayı ve niye borçlusunuz sizce bu sevgiyi? Ha, bir kere insanlar, ben şarkı söyleyen arkadaşlarla beraber çalışırım. Önce şarkı söyleyen çıkar, sonra ben çıkarım. Benden final yapılır, olay biter. Benim olmadığım, başka seyretmeye gittiğim olaylarda bir şarkıcı ve bir komedyen varsa o komedyenin çok daha fazla alkış aldığını görmüşümdür. Evet. Yani olayı şuraya getireceğim. Ben çok büyük bir sanatçıyım da çok büyük alkış alıyorum değil. Yanlış anlamayın. Ama insanlar gülmeyi seviyorlar. Şarkıda hüzünleniyorlar, bir şeyleri hatırlıyorlar, konsantre oluyorlar. Yani orada alkışlamayı bile unutabilirler. Şarkının havasına girdikleri için. Ama komedide gözlerini açıyorlar. Bakalım ne diyecek? Gülmeyi seviyor. Orada bir gülme çıkacak. O gülmeyi kaçırmasın diye büyük dikkatle takip ediyor ve büyük reaksiyon gösteriyor. Yani bir bakıma o eksiği tamamlıyorsunuz. Tamamladı. Hı. Yani insanları neşelendirdiğim için. Bir de benim çok değişik bir tarzım var. Bunu herhalde görmüşsünüzdür. Yani karşımdakinin kaşın güzel, gözün güzel demem. Kaşın çirkin, gözün güzel derim ama arkasına ama sana yakışmış derim. Yani yerip yerin dibine sokmam. Bir yerde dönmesini biliyorum. Ve bu dönüşlerim, o aradaki gülmeler insanlar kaçırmasın diye zevkle izliyorlar ve sevildiğimi biliyorum. Kesin kesin biliyorum. Evet, ben de ondan %100 eminim. Bir dönemde TRT bizim üniversitenin kulesinde ilk yayınlara başladı. Hatırlar mısınız o zamanları? Evet. O zamanlar bütün sanatçılar gelirdi, uydurma bir sandalyede otururlardı ve beklerlerdi. Yanılmıyorsam akşamüstü 2 saat, 3 saatlik tecrübe yayınları vardı. Hı-hı. Ama herkes de seyrederdi. Hı-hı. Evlerde toplanırlardı, televizyon olmayanlar da oraya giderdi. Yani misafir giderdi. Misafir giderlerdi. O dönemde bütün sanatçılar oraya gelirlerdi, otururlardı. İşte Beyi Aksoy'u, Gönül Yazar'ı, efendim Halil Kıvanç program yapardı, Sezen Cumhur, Önal hatırlarsınız. Hepsi gelirlerdi. Benim odam da çok yakındı. Benim odam da güzel. Ben o zamanlar odamı güzelleştirdim sandalye. Asistanım orada, Maden Fakültesi. Ben, Gülden, yıl 1972 o yıllar. Ondan sonra bakardım o gün kim var? Beyi Aksoy. Şimdi ben bunu, hepsi benim odama gelmeye çalışırlardı. Çünkü çay içecekler, kahve içecekler. Beklerken ben de sohbet edecekler. Orada kuru kuru oturacaklardı bir sandalye üzerine. Hepsi benim odama heveslenirlerdi. Bakardım şimdi mesela Ajda Pekkan gelmiş. Şimdi niye çağırayım pek? O kadar da o aralar çok meşgulüm zaten. Tek asistanım, koşturuyorum, olaylar oluyor. Neyse ama Zeki Müren gelince çağırırdım. Onun sizin gibi sohbetinden çok zevk alırdım. Biraz küfürlü konuşurdu ama yakıştırırdı. Çok, ben hayır. Efendim? Ben hayır, küfürlü konuşmam. Evet, yakıştırırdı. Şunu anlattıydı bana, burada paylaşalım sevgili izleyiciler. Orhan Bey dedi, ben sahne almadan önce 4 saat önce giderdim gazinoya dedi. Hı hı. Delik delerdim dedi. Hı hı. Oradan dedi kimler geldi dedi öğrenirdim dedi. Hepsini hı hı. not ederdim dedi. Hı hı. Çalışırdım. Şimdiki sanatçılar dedi tak diye gelip sahneye çıkıyorlar dedi. Doğrudur. Ben öyle çalışırdım dedi. Dedim ki futbol üzerine konuşuyorduk. Abi baktım benim gibi Zeki Müren de profesyonel futbolun halkı nasıl uyuttuğunu, nasıl boş vakit kaybı olduğunu. Aynı benimle aynı fikirde. Seyreder misiniz futbol? Yani güzel olan maçları seyrederim tabii. Peki bir futbol maçı seyretmenin topluma bir tek faydası var mı? Ama öyle söyleyeyim. İddia oynamanın veya maça gitmenin, yani, etrafta ateş etmenin, içine kötülükleri ortaya koymanın toplumsal olarak ne faydası var? Eğer ondan zevk alıyorsa o zaman siz şunu da söyleyebilirsiniz. Senin yaptığın şovda ne fayda var ki insanlar seni seyrediyor da diyebilirsin. Ama yok. Onun arkasından bunu herkesin bir şeyi var. Ama merak. Sen zekice espriler yapıyorsun. Güzel olarak odaya çıkıyorsun. Kimsenin yapamadığı işi yapabiliyor. Ne yani. Yapıyor? Sen o şekilde topu ayağından çevirip gol atamazsın. Ama bu sistem 22 kişi top oynuyor. Milyonlarca insan onu seyrediyor. Ne yararı var? Canım beni de milyonlarca. Ben tek başımayım milyonlarca insan seyrediyor. Hayır. Zevkleri münakaşa edemeyiz beyefendi. Siz seyahatten hoşlanıyorsunuz. Evet. Ama ekmek peynir yiyorsunuz. Seyahate gidiyorsunuz. Doğru. Ben
Pasta börek yiyorum ama evimde oturuyorum. Yani ben bunu seviyorum, bunu yapıyorum. Siz onu seviyip birbirimizi tenkice etmeyelim. Daima mesafeli olup, toleranslı olup birbirimizi sevmeye çalışalım derim ben. Evet. Peki ama dünya sosyologlarının fikrine göre bir dönemde Romalılar devrinde. Evet. İnsanlar nerede toplanırlardı? Arenada. Ne yaparlardı arenada? Birisi aslanla dövüşüyor, biri birbirine dövüyor, birbirine Evet, insanlar bundan zevk alırdı, doğru mu? Bütün dünya sosyologlarına göre o günkü arenaların bugünkü karşılığı stadyumlar. İnsanlar içine kötülüğünü ortaya koyuyor. Stadyum olur mu? Stadyum. Git bir yere bir herifin biri çıkıyor arabadan. Karıyı bıçaklıyor. Herkes bakıyor. Aa, kadını bıçakladı dedi, yürüyor. Ama şimdi orada bütün insanlar aynı psikolojiye. Geçenlerde maçlarda olanları gördün. Beyefendi, sen hoşlanmadığın şeyi niye başkalarına hoşlansın diye zorla empoze ediyorsunuz? Bu galiba profesörlüğün verdiği bir şey. Yani son bir anımı anlatayım. Şimdi beni çağırıyorlar konferanslara, Türkiye'nin her yerinden. Gidiyoruz. Bizi otelde misafir ediyorlar. İniyorum sabah kahvaltıya. Bakıyorum bir kadın bir erkek neyse çocuklar geliyorlar, alıyorlar. Açık büfe ya, bedava. Bırakıyorlar tabakları, kalkıyorlar. Ondan sonra koşuyorum peşinden. Beyefendi, hanımefendi, bitirdiniz mi yemeğinizi diyorum. Bitti diyor. Ya bitirmemişsiniz diyorum. Sana ne diyor. Bu bir televizyon sakası mı diyor. Benim zevkim diyor. Parasını ödeyeyim, ister yerim ister yemem diyor. Hayır. Ama o zaman diyor Müslüman değilsiniz. Haram bu çünkü diyorum. Sen mi karışıyorsun benim Müslümanlığıma diyor. Üstüme yürüyor. Polis çağırıyorum. Polis geliyor otele ama içeri almıyorlar. Otelin itibarı bozulur diye. Kapıda bekliyor. Ama şikayet ederken tabii yemeğini bıraktı diye şikayet etmiyorum. Ölümle tehdit, üstüme yürüdü diye şikayet ediyor. Hep beraber karakola gidiyoruz. Bu yüzlerce defa oldu. Değişik bir oturuyoruz falan. Adam bana bakıyor işte. Senin yüzünden diyor, benim işim var, gücüm var diyor. Ne biçim adamsın, sana gösteririm falan diyor karakolda. İfademiz alınması lazım biliyorsun. Diyorum ki polis bey, bu beni tehdit ediyor, yukarı çıkıyorum diyorum. Komiser odasına çıkıyorum. Komiser bey diyorum, ben buraya konferansa geldim. Lütfen bir an önce ifademi alın diyorum. Ama mümkünse diyorum onu bir iki saat aşağıda tutun diyorum. Kaçıyorum. Şimdi o kadar da daha ileriye gitmiyor bu olay. Doğru buluyor musunuz? Şimdi israf mı? Şimdi bak güzelim. Tabii ki bunlar güzel bir şey değil. Ancak Allah insana bir izan vermiş, bir akıl vermiş. Onu öyle yapan adamı artık ikaz etseniz de boş. O onu rahatsız etmiyor. Onu yaparken rahatsız olmalı da tabağına ona göre almalı. Ama 10 kişi söylerse rahatsız Hayır, olmaya başlar. Hayır, değişmez. Değişmez mi diyorsun? Yok. Değişmez. Niye değişmez? Almanya'da yapamazsınız. 10 kişi için 10 kere karakola gidecek. Hayır, bir daha karakola gitmek değil. Çocuklara diyorum ki gidin söyleyin. Vatandaşlık görevidir bu. Almanya'da bir yanlış yapın 10 kişi şikayet eder Seyfi. Hemen pencereden bakar kadınlar, hemen telefon ederler. Polis gelir. Ama Almanya'da herkes yapamaz. Almanya'da işçilerimiz. Almanya'da böyle sessizler, hiçbir yanlış yapmıyorlar. Şeyden içeri girince, Kapıkule'den içeriye, evladım at artık diyor. Türkiye'ye girdik, bir şey olmaz diyor. O tabii kendini bilmemezlik. Ondan bu olayı mukayese edemeyiz. Ama şu vardır. Müdahale ettiğin takdirde, evet, müdahale ettiğin sürece huzursuz, sinirli, stresli yaşamak zorundasın. Müdahale ettiğin için. Bana ne deyip öbür tarafa git yani, ne yapayım? Ama ben bunu... Buna Allah akıl izan vermiş. Bu bunu düşünemiyorsa ben bunu niye tenkit edeyim? Ama ben Türkiye'de bir sembolüm. Şimdi ben 4000 tane ben konferans... Ben de sembolüm. Türkiye'de 4000 konferans verip de kendim göre göre bu yanlışları söylemezsem... Beni çağırıyorlar konferanslara, gitmiyorum, para vermiyorlar diye. Bana da vermiyorlar. Ama bu işi sen çıkardın. ben de konferans vermiyorum. Ama bana çocuklar şunu söylemezler mi? Siz bunu görüyorsunuz da bize söylüyorsunuz, gidin söyleyin. Yere tüküren bir amca görünce amca yere bir şey düşürdünüz diye sorun diyorum. Ben sormazsam yanlış olmaz mı? Olur da bir şeyleri düzeltebildin mi? Düzelttim tabii. Neyi düzelttin? Mesela sigara yasasını o kadar uğraşıp çıkarttım. Şimdi tükürdüm yere. İplik var yani, bak. Tükürürken bunu gördüm. Şu ipliği almayan insanlar var beyefendi. İplik. Bunun mazisine geldi. Evet. Koyun var. İnek var. Neler var burada. Bakın. Atmayın. Evet, saklayacağım. Sakla. Saklayacağım. Evet, biz siz burada... Siz beni çok seviyorsunuz. Çok seviyorum. Zannediyorum. Evet. Beni zaten normaller sevmez. Biraz hafif gidikler sever. Bende de var tabii. Yani bende de var. Ben hiçbir zaman normal olduğunu söyledim. Var olduğunu bile çağırdım ben. Bende de var. Ama bazen insanlar bana sen deli misin diyorlar. Sizin gibi normal olacağıma deli olmayı tercih ederim diyorum. O çenen yok mu senin? Çenen yok mu? Bak geldi, o da duydu herhalde. Yeah.
Efendim bize vakit ayırdığınız için teşekkür ederim. İnşallah memnun kalmışsınızdır. Ben hem hocayı memnun etmek hem sizleri mutlu etmek için elimden geldiği kadar esprili olmaya çalıştım. En ciddi konularda bile saygılarımı tazeliyorum efendim. Allah'a emanet olun.